Fermuarını dikmek için ayağımızı değiştiriyoruz. Bunun için bu şekilde gizli fermuar ayağı almamız gerekiyor. Gerçekten gizli fermuar ayağıyla fermuar dikmesi çok kolay. Evet, bunu elimiz yardımıyla hemen yerleştiriyoruz. Evet, tüpacık olursa hemen evet, fermuarımızın bir tarafını iğneliyoruz. Bakın gizli fermuarda şu şekilde duracağı için biz bu şekilde, yani bu fermuarın baş kısmını kumaşımıza ters taraftan koyuyoruz ve iğneliyoruz. Şimdi bunu iğnelildikten sonra açıyoruz. İşlemine başlayacağız. Ben hususi beyazla dikiyorum. Çünkü kumaşımız siyah ve beyaz. Her türlü şekilde siyahı da beyazı da kaldırabilir. Ve sizin gizli fermuarı nasıl diktiğini daha iyi görebilmeniz için bir örnek olacak hem de. Evet, şimdi bakın bu gizli fermuar ayağıyla dikişin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Evet, 2,5'a ayarladım. Gizli fermuarı dikmek için bakın ayak kısmında 2 tane yer var. Biz burası için soldakini kullanacağız. Çünkü diktiğimiz kısım bu kısımda kalır. Eğer biz bakın buraya aldığımız zaman fermuarın dışına geçeceği için bu yanlış bir dikiş. O yüzden biz ikinci yolu değil birinci yoldan dikmeye başlayacağız. Evet, şu an işleme başlıyorum. Bu arada iğneleri bir taraftan çıkartıyorum. Bakın sonuna kadar geldik. Sonuna geldiğimiz zaman tekrar makinamızdaki şu düğmeye basarak geri dikiş sağlıyoruz. Birkaç kez bırakıyoruz tekrar. Tekrar. Evet. Evet, burası tamamlandı. Şimdi ipimizi kopartıyoruz. Şimdi diğer kısmı da iğneledik. Bakın eteğimizi kesinlikle dikmedik. Sebebi de daha sonraki yan dikişlerde fermuar kısmında potluk durduğunu çok şikayet edenler görüyorum. Ama bunu engellemek için öncelikli olarak ayrı bir şekilde önce fermuarımızı geçiriyoruz. Sonra yan dikişleri yapacağız. Evet, diğer ikinci kısmı da fermuarı yerleştirdikten sonra bakın bu sefer daha önce ilk yolu, fermuarımızın ilk yolunu denerken şimdi ikinci yolu, çünkü karşı kısmı dikeceğiz. Evet, bunun için başlıyorum. Yine geri ve geri dikişle olayı tamamlıyoruz. Evet, bir bakın fermuarımızı diktik. Çekiyorum. Gördüğünüz gibi fermuarımız hazır. Gizli fermuarımızı hallettik. Şu an yan dikişlere geçeceğiz.